Rüyada en çok bana sorulan sorulardan özellikle rüyada dua okuduğumuzu görmek ne demek? Ya da ben bir Kur'an aldım elime, orada bir sure okuyordum, ne demek diyorsanız aslında kendi içinizde inançlarınızla alakalı yaşadığınız kaygılarınız olabilir. İlk önce inanç terazinizi düzeltmeniz lazım. Ama elinizde bir Kur'an varsa muradınız olmasını istediğiniz ve uzun süredir olmayan bir şeyin Allah huzurunda size verileceği. Eğer orada herhangi bir dua okuduğunuz hissediyorsanız ve gerçekten okuduğunuz duayı hatırlıyorsanız mutlaka ve mutlaka aynı duayı 7 kez okuyup arkasından 7 kez şükür namazı kılmanız gerektiğini söyleyebilirim. Ve herhangi bir Kur'an sayfasını devamlı bana bu sayfa açılıyor diyorsanız önünüzde aşmanız gereken noktalar var. Ama bir sadaka, bir hayır yapmanız gerekiyor. Hayır yapmazsanız işiniz ya da evinizle ilgili zarar göreceğinizi gösterir. Eğer sadece Kur'an-ı Kerim yazısı görüyorsanız ve o yazının üstünde Allah görüyorsanız inançlarınızı sadece Rabbime göre yapın ve inan eğer deist bileseniz inancınızı ona göre yapıp kapılarınız o kadar güzel açılacak ki sadece yapmanız gereken tek şey yeri göğü yaratan bir yaratan var. Kalbinizi, bedeninizi, inancınızı gökyüzüne Rabbime teslim edin. Bütün açılmayan kapıları Rabbim açacaktır. Dua görmek berekettir, huzurdur, aydınlıktır. Hastalıklı biri bir Kur'an açıyorsa, mesela vücudunda kanser, bağırsak vesaire, bu kişinin Allah huzuruna teslim olacağı gözü. Mesela bir çocuk Kur'an elinde duruyorsa, bu çocuğun geleceği ilahiyat ya da ilahi anlamda, yani mesela dini anlamda çok bilgisi olacağını ve bunu çok fazla insanlara duyuracağı, eğer Kur'an'ı sesli bir şekilde okuyorsa duayı, sesinin çok güzel olacağı ve çok tanınacağını gösterir. Eğer büyük birileriyle, mesela Cumhurbaşkanımızla Kur'an okuduğunuzu görüyorsanız rüyanızda, devletle alakalı aşamadığınız ya da önünüzdeki engellerin ya da yasal hacizlik ya da hapislik bir durumunuz varsa bile aydınlığa ve tez vakitte kavuşacağınızı gösterir. Rüyada Kur'an-ı Kerim ya da dua görmek bereketlidir. Yani dua her yeri açan bir şeydir. Duanın eksi bir yanı olamaz. Her zaman artı bir yanı vardır. Ben duanın her zaman herkesin gördüğü duayı da sabah hissettiğiniz duayla. Mesela ben ne duası okudum diyorsanız Ayet-el Kürsi mutlaka okuyun. O an duanızı hatırlamıyorsanız. Yasin hemen okuyun. O size iyi gelecektir. Sevgi ve mutlulukta kalın. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Rabbim tüm kapılarınızı aydınlatsın. Güzellikler ülkemiz için, vatanımız için hayırlı olsun diliyorum.